Merhaba Başak. Merhaba Turan. Herkese merhaba. Bugün ekşi sözlük entrilerini okuyacağız Turan'la beraber. Turan bana okuyacak. Ben cevap vereceğim. Bu arada şunu belirtelim. Ekşi sözlük yorumlarının hiçbirini bugüne kadar okumadım. Hatta hiçbir ekşi sözlük entrisi bugüne kadar hiç okumadım. Biz seçtik, haberi yok. Evet. Levent'le beraber. Levent'le onlar seçer. Bu arada şöyle söyleyeyim. Bak, okudum başka şeyleri izledim. Ekşi sözlük entrilerimi okuyorum, videolarını falan seyrettim. Hani onlar gibi olmayacağına emin olabilirsiniz. En sert, en böyle belden aşağı çalışan entrileri seçmelerini istedim onlardan. Onlar da öylelerini seçtiklerini söylediler. Elimizden geldiğince acımasız olmaya çalıştık. Evet, yani beni övmeyecekler, beni dövecekler. Bundan emin olabilirsiniz. Benim için çok zor bir video bu. Yani bugüne kadar hiç okumamışım, bakmamışım. Gerçekten niye okumadığımı da söyleyeyim size. Canımı susamadım yani. Gerçekten ben normalde böyle bir filmle ya da diziyle ya da belgeselle ilgili bir şey bile girip ekşi sözlükten asla okumam. Çünkü sevdiğin şeyden soğuturlar seni. Yani bir diziyi seversin, girersin, dersin lanet olsun bu diziyi sevdiğim güne dersin yani. Öyle bir yer. Yani diyorsun ki o ekşi sözlüğe her girdiğinde ulan bu ülkede hiç mi hayırlı bir şey olmuyor ya? Hiç mi hayırlı bir iş yapılmıyor dersin yani. Öyle bir yer olduğunu düşünüyorum. Ara sıra sadece ekşi şeylere bakıyorum. Onun için ekşi sözlük girip baktığım bir yer değil. Ama ekşi sözlükte adıma bir sayfa açılması da bir onurdur. Bunu da belirteyim. Küçüklüğü 15 yaşındaki 16 yaşındaki Başak'a böyle bir şey olacağını söylesen inanılmaz mutlu olurdu. O da ayrı bir konu. Söyleyeceklerim bu kadar. Sert bir video olacak. Benim için üzülmeyin. Ben iyiyim. Dert edecek bir şey yok. Aşkım. O zaman seni tokatlamaya başlıyorum. Hazırsın. Hazırım. Evet. Koldix demiş ki... Buyursun. İtici ve yapmacık bir üslubu ama takip edilmesi paylaşımları var. Konuşmasında olur olmaz her şeyi vurgulayarak, abartarak, şaşırarak anlatıyor. Türkçe öyle bir dil değil ya. Ayrıca enişte beyi de kölesi yapmış galiba. Çocuk balayında elde makine çekim, çekim sonrası elde MacBook montaj uğraşıyor daima demiş. Yani yapmacıklık kısmına katılıyorum. Çünkü ben normalde çok sevilen bir insan değilim zaten normal hayatımda da. Yani herkes bana bayılmaz. Ama gerçekten normalde de her şeyi bu kadar abartarak yaşıyorum. Hatta bana diyorum kalpten gideceğimi falan düşünenler var benim ölümümün. Gerçekten her şeyi abartarak ve heyecanla yaşıyorum. Bunu nasıl farklı türlü yani anlıyorum haklı. Onu geçelim. Levent konusunda da haklı değiller. Çünkü... Yumurta soydurdum geçen gün. Yumurtaları hep Levent soyar dedim. Ama yemeği ben yapıyorum. Evdeki her şeyden ben sorumluyum. Şimdi onu geç. Ama Levent'le bu işle beraberiz. Ve bu işi YouTube'a sokan da beni Levent. Bana montaj yapmayı öğreten de Levent. Ama montajlarımın %90'ını ben yapıyorum. Sadece gezi videolarında o istiyor yapmayı yani. Güzel. Evet, diyor ki ben yapayım. Müzikten çok iyi anlıyor. Ama tabii balayında yapması da, yani bilmiyorum haklı. Tamam haklı. Öyle görünüyor olabilir. Okey, tamam. Uzatmıyorum, tartışmıyorum. Tamam. Prozac demiş ki, pazarlama dalında yaptığı yüksek lisansı umarım tezli değildir. Yoksa onu okuyanın vay hali. İyi bir dil bilgisi ve diksiyon eğitimi almalı kanımcam. Cümlede istisnasız her kelimeye vurgu yapıyor. Ayrıca cümle yapısında da ciddi sıkıntılar var. Sanki YouTube'da herkes İstanbul Türkçesiyle mi konuşuyor? Tabii ki hayır. Ama vlog çekerken yüksek lisansından bahseden insan bir zahmet konuşma biçimine özen göstersin demiş. Böyle bir kural olduğunu bilmiyordum. Gerçekten. Yüksek lisans yapanların diksiyon kursu alması gerektiği sonucunu çıkartabilir miyiz buradan? Öyle bir şey savunuyor. Evet, evet. Yani sen eğer yüksek lisans okuduysan, hele bir de tezliyse, o tez... Ya şimdi buradan var ya, Türkiye'deki yüksek lisans yapma sistemine girerim. Ya önünden geçen, üniversitenin önünden geçen herkes yüksek lisans yapabilir. 5 lira verip yapabiliyorsun. Yani yok benimki daha pahalıydı ya. Neyse. Bir o var. İkincisi devlet üniversitelerinde bir tık. Ya Allah'ım ben hocalarımı biliyorum. Ya yapmayın. Özür dilerim. Yani Türkçe yapım, Türkçem kötü olabilir. Özür diliyorum arkadaşlar. Gerçekten işkenceye dönüşebilir. Gerçekten ben zor bir insanım. Kolay bir insan değilim. Yani dinlemesi de kolay bir insan. Dinlemesi de kolay değilim. Cümle yapımı da kolay değildir. Katılıyorum. Yani ne diyebilirsin ki? Adam böyle deneyim demiş yani. Yanlış deneyim demişsin. Kardeş sen hatalısın diyemezsin ki. Doğru. Devam. Kimkiz. Kullanıcı adımız Kimkiz. Demiş ki kanalı iyi hoş. Ama hayat hakkında verdiği tavsiyeler bayağı bir ütopik. Alarmsız uyanmak en büyük lüksün demiş. İyi de abla, ülke insanının büyük çoğunluğu sabah 8 akşam 7 çalışırken bu videodan nasıl feyiz alabilirler? Herkes sizin gibi oturduğu yerden mesaisiz para kazanmıyor ki. Herkes mutlu yaşam için YouTuber olup keriz mi silkelesin? Kim doktor? Çok özledim. Keriz, bir daha da keriz silkelecek. Keriz silkelerken düşünüyorum kendimi. Kim doktor, kim öğretmen, kim işçi, kim kasap olacak? Biraz daha gerçekçi lütfen. Bu halinle gerçek dışı senaryolu Türk dizilerinden bir farkın yok demiş. Doğru. Bak bu sonuna kadar doğru. Benim muhteşem bir hayatım var arkadaşlar. Ve bunun için inanılmaz çabaladım. Bu arada arkadaşa neydi ismi? Kimkiz.
Kim Kize lüks kelimesinin anlamını açıklıyorum. Lüks zaten herkesin sahip olmadığı, azınlığın sahip olduğu şeylere lüks diyoruz. Sahip olmak istenilen ama sahip olmamayan durumlar zaten lüks. Mesela bir Ferrari lükstür. Atıyorum bir villada yalıda oturmak bir lükstür. Alarmsız uyanmak da lükstür arkadaşım. Kocam da kıskançlıktan çatlıyor. Turan da çatlıyor. Çatlayın, patlayın yani. Alarmsız uyanıyorum. Lüks bir hayatım var. Yani kendi içinde lüks bir hayatım var. Hayatımı da seviyorum. Bunun için çok hayalini kurdum ve bunu anlatmaya çalışıyorum videolarımda da. Bunu istiyorsanız diyorum. Bak bunları yapın diyorum. Çok istedim alarmsız uyanmayı. Hiç bana göre değil. Bir sene hosteslik yaptım. 1,5 sene. Hatta o geçen ondan bahsediyorduk. Benim psikolojimi alt üst eden bir işti. İstiyorsanız böyle bir şey umarım yaşarsınız. Yaşadım, mutluyum, utanmıyorum. Buyurun. Süper. Utanmıyoruz. Alarmsız kalktığım için niye utanayım abi ya? Allah Allah. Böyle bir şey var evet, mı? Gölgeli Yol demiş ki sürekli dizi, belgesel, film alarmasından, bunlardan yaptığı çıkarımlarla video çekmesinden sıkıldığım YouTuber. Bu kadar mı? Yani doğru, ben de sıkıldım. Ben de sıkıldığım için zaten bir ara verdim. Ama önermekten sıkıldım. İzlemekten sıkılmadım. Bir günüm böyle geçiyor. İsmi neydi arkadaşın? Gölgeli Yol. Bir günüm böyle geçiyor gerçekten. Film izlemeyi, dizi izlemeyi, kitap okumayı falan çok seviyorum ve bütün günüm bu kaplıyor. Bir de şu var, bu beni çok eleştiriyor. Belgeselden başka bir şey bilmiyor falan diye ama makyaj yapanları da makyajdan bir şey, başka bir şey bilmiyor diye kızıyorlardı. Gezene de sadece geziyorsun, başka bir şey yaptığın yok diye. Yani bu ciddi alınacak bir şey değil, anladın mı? Evet. Memnun edemezsin. Benim hayatım bu gerçekten. Ben de ilgimi çeken şeyleri paylaşıyorum. Tamam. Buyurun. Black Eyed Witch. Daha düne kadar kına videolarını paylaşıyordu. Ne ara yaşam koçu oldu? İnsanlara ne yapmaları gerektiğini söyleyen bir insana evlendi, ben kaçırdım. Güzel bir ilmeği yakalamış. Kına videosundan belgesele geçiş hikayesi. Yalan. Öncesi de var, sonrası da var. Bir de yaşam koçları kına gecesi yapamaz mı arkadaşım ya? Herkesin kına gecesi yapma hakkı saklıdır yani. O yüzden ben kınalarımla da hayata dair verdiğim tavsiyelerle de gurur duyuyorum. Yaşam koçu da değilim. O işi hiç bulaştırmayın beni. Tamam. Kitap yorumları fazlasıyla zorlama ve çoğu yabancı yazar telaffuzu yanlış. Kendisi bir videosunda küçükken çok fazla Taksim'e gidip biri onu keşfetsin diye beklemiş. Biraz ne oldum delisi bir arkadaş. Aynen doğru, bak bu doğru. Yani çok takıntılıydım ünlü olmak, keşfedilmek falan diye. Bunu bu arada kendi gurur duyuyorum, bunu itiraf ettiğim için. Çünkü yani birçok insanın ünlü olmak gibi bir kaygısı olduğunu biliyorum. Çünkü yani bir şarkıcı şarkısı duyuyorsun. Herkes şarkısına eşlik etsin istiyor. Ben de cümlelerim duyuyorsun dedim. Benim çok çok güzel cümlelerim var. Beni herkes dinlemeli diyordum ve bunu kısmen de başardığımı düşünüyorum. Bu takıntısı doğru. Bir de ne demişti ya? Kitap yorumları abartı. Ha, yanlış telaffuz. Lütfen reklam olacak ama Xiaomi'ye ne dedi? Hayır dur. Xiaomi. Xiaomi. Kitap ismi söylüyorum. Kakas boyaya ne dedi? Candice. Annemim ya. Annemin aynısıyım yani. Bu kadar olur. Yani telaffuz konusunda çok haklısınız. Çok uğraşıyorum. Hatta bazen translate açıyorum o söylesin diye. İngilizce'de her şeyi anlıyorum. Yazıyorum. Konuşuyorum ama konuştuğum anlaşılmıyor. Çünkü gerçekten tam bir Türk gibi İngilizce konuşuyorum. Yok yani telaffuz konusunda sonuna kadar haklı arkadaş. Evet. Kritika. Biraz uzun. Çok değil. Ay, bay mı ama bizi? Yok baymayacağım. Bayıcan ama ya azıcık. Ama çok güzel görmüş. Ha tamam, gömsün hadi gelsin. Bağıra çağıra anlattı. Her şeyin tersini yapan bir YouTuber. Arkadaş Instagram tüy kaka diyor. Akşama kadar Instagram'dan çıkmıyor. Kapitalizmi eleştiriyor. O çarkta bir dişli olmak için bir yerlerini yırtıyor. İnsanlar özel hayatını sağda solda paylaşmak için birbiriyle yarışıyor. Bu dünya nereye gidiyor diye sorup evini gezdiriyor. Sonra çıkıp ama daha para kazanmak için yapıyorum diyor. Para yaptıklarını hafifletir zannediyor. Minimalizm, doğa, yeşillik diye bağırıyor. Yeni aldığı arabalarıyla yolculuğa çıkarken ama kocam istedi arabayı, ben hiç istemedim diyor. Başakcığım, savunduğunu söylediğin değerler ile para için yaptıkların birbiriyle öyle çelişiyor ki acıması. Ben böyle izleyip anlam vermeye çalışırken kocasının söylediği bir söz her şeyi açıkladı. Başak, en sevmediğin yönüm ne? Diye sorar. Kocası, o kadar hırsızsın ki gözün hiçbir şeyi görmüyor. Ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün. Böylesi çok itici duruyor demiş. Canım benim, bak mesela şöyle örnek vereyim sana. Ben kapitalizmi eleştirmediğimi daha önce de söylemiştim ama şimdi ben pazarlama okudum. Reklam ajanslarında çalıştım. Reklam ve yaratıcılık bilmem ne. Bu olayların ben hastasıyım. Ben çıkıyorum kapitalizmi anlatıyorum. Nacizane okuduğum kitaplardan oradan buradan. Kapitalizm baştan sona acımasız bir sistem. Bunu bir bankanın genel müdürü de söyler. Unilever'in genel müdür yardımcısı da söyler. Ama o çarkın içinde dönmeye devam eder. Şimdi mesela banka, mesela ne yapıyorum ben paramı? Bak bu çok ciddi bir konu.
ama bunu ben anlatamamışım demek ki. Ben ne yapıyorum? Paramı yastık altına mı tutuyorum? Gidiyorum bankaya yatırıyorum. Kapitalizme veriyorsun. Evet, yani markete gidince ne veriyorum? Öpücük kabul etmiyor market. Ne yapıyorum? Para istiyor yani benden market. Bir. İkincisi dediğim gibi bankaya paramı koyuyorum. Dolarımı yatırsam, altın mı alsam, borsada mı oynasam diye bunları da düşünüyorum. Demek ki bu sistemin içinde ben de yaşıyorum. Ama tövbeler olsun. Bir daha ne kapitalizmi anlatırım. Zaten bitti o devre. Kapattım o defteri. Evet. Bir de çok güzel örnek. Mert Fırat'ın Pena'da yaptığı bir şey vardır. Aynı şeyi ona da yazmışlar. Demişler ki ulan bu arada Mert Fırat da çok ünlü solculardandır böyle şey. Gelir eşitliği. Çok iyiydi oyuncu. Evet, toplumsal gelir eşitliği falan filan bunlardan dem vurur sürekli. Der ki biri ya sen böyle böyle konuşuyorsun ama karşım diyorsun İş Bankası reklamında oynuyorsun. Bu ne periz, buna lanet uçuşu diye aynı şey ona söyler. O da ona çok güzel bir cevap verir. Banka reklamlarında oynamanız görüşlerinize çelişmiyor mu? Çelişmiyor en azından benimkilerle. Bu arada çalıştığım markaların hepsiyle de gurur duyuyorum. Müthiş işler yaptım. Bir kere şekerli gıda reklamı yaptım mı Allah aşkına gözünüze dizinize dursun ya. Neler yaptım ben ya? Banka, eğitim, banka, şey, teknoloji. Gurur duyuyorum yaptığım işlerle. Ben de. Bu arada sizin için yapmıyorum bu şeyleri. Aman beni şey yapmasınlar, beni dışlamasınlar, beni şey yapmasınlar. Benim kendi vicdani hesaplaşmam bu. Kendime hesap veremeyeceğim hiçbir şeyin reklamını da yapmadım. Bütün yaptığım işlerde gurur duyuyorum. Matilda demiş ki, atanamamış TED konuşmacısı. Nefret ediyorum. Sağ olsun. Nefret. Nefret. Bir belgesel izlese sanki ilk kendisi izlemiş gibi. Bir şey keşfetse sanki Amerika'yı keşfetmiş. Ama ne güzel işte. Bitmedi bir saniye. Okuduğu kitapları o yazmış gibi bir övgü bir övgü. Samimiyetsizlikten ölecek. Her şeyi büyük bir ciddiyetle anlatmalar, izleyiciye kıçınızı kaldırır gibi saçma sapan seslenmelerde bulunmalar vesaire vesaire. Cidden keşke bıraksa YouTube'a video çekmeyi. Bazen ana sayfama düşüyor, koşarak kusmaya gidiyorum demiş. Harika. Ana sayfana düşüyorsa ilgilenmiyorum butonu var orada, onu yapabilirsin. Samimiyetsizlik kısmında tamamen haklı. Ya mümkün mü sence? Samimi olmak. Mümkün değil yani. Değil. Tabii ki de samimi değilim. Yani ben arkadaşımla konuştuğum gibi sizinle burada konuşsam. Rütük gerçekten YouTube'a girer. Yani. Yok tabii ki de samimiyim. Ya şuraya kamerayı koyduğum anda hemen değişiyorum. Turan'la konuştuğumda bambaşka bir insanım. Levent'le konuştuğumda bambaşka bir insanım. Samimiyet dediğiniz şey zaten ne ki? Bu samimiyete niye taktık ki bu kadar? Onu da anlamıyorum. Bak, samimi değilim. Bundan adım kız kadar emin olabilirsiniz. Her şeyi ilk defa sen keşfediyormuşsun ama. Öyle bir... Ya o var yani yapacak bir şeyim yok. O coşku var yani. Bu arada şeyi de belirtmek isterim. Sen de daha önce bir videonda söylemiştin. Hı. Sen bir şeyi izlemezsen YouTube senin önüne çıkarmaz. Aynen. Bu kadar ya ana sayfa, hani bu şey var ya adama bir tane internet sitesinde porno reklamları çıkıyor sürekli. Ondan sonra adam da internet sitesini şikayet ediyor. Siz nasıl internet sitesiniz kardeşim işte porno siteleri çıkartıyorsunuz önüme. O da diyor ki abi diyor bunun bizim alakası yok. Senin girdiğin sitelere göre bu algoritma çalışıyor. Yani sen de beni bayağı bir seyretmişsin aşkım. Ay damla bir iç oldum sanki bir an değil mi? Olsun boşver damla şekerim. Ben bir beslemeyim. Bir yerde görüp burada acaba nasıl bir YouTuber'cı diye bakınmaya geldiyseniz hemen söyleyebilirim ki kötü. Başlarda gerçekten beğenmiştim ama sonrasında para götünü kaldır. Aşırı el kol hareketleri insanı boğuyor ve anlattığı her şeyin önüne geçiyor. Kapitalizm sosyalizm karşılaştırması asla yapmamış ama kapitalizmin kötü olduğundan o kadar emin ki parantez içinde demiş artık geçerliliği olmayan bir sistemi savunmaya kendini adamış. Kısacası bence çöp demiş. Tamam. Yani diyecek bir şey bulamadım şimdi bunu. Ben de bulamadım. Aha. Ahlaksız. O diyor ben demiyorum. Ahlakını kimsenin ahlakı kimseye kötü demiş değil. Ama neden kötü demiş? Ya kötü çok subjektif bir şey şimdi. Çöp ne demek? Yani neyse. Sıkıntı yok. Red Hat Pink Soul o kadar çok laf kalabalığı yapıyor ki demek istediği şeyi asla söyleyemiyor. Sürekli bir ilginin odağında olma hastalığından müzdarip gibi. Doğru. Kendisini sevenlere saygım var. İzleyip fikir alanlar da vardır muhtemelen. Ancak birazcık araştırma yaparak çok daha iyi fikirlere, bilgilere ulaşabilirsiniz. Kendinizi araştırmaktan mahkum etmeyin demiş. Yani boş konuşuyor demiş senin için. Araştırın, Başak'tan daha iyi şeyler bulursunuz demiş. Tamam, ben de bu araştırma yolunda bir taş olursam
Ne mutlu, aa bak bu kız çöp, bundan daha iyileri vardır diyerekten başka taraflara ve daha iyilerine zıplayabiliyorsanız ne mutlu bana. Bu arada şunu da söyleyeyim, ben bir YouTube kanalı açacağım, herkesi bilgilendireceğim, bilginin ışığı ben olacağım, bu ülkeyi ben aydınlatacağım diyerekten çıkmadım. Bunların hepsi çok gariptir ki onlar bana söylediler. Yani senin sayende belgesel izlemeye başladık, senin sayende ufkumuz genişledi, senin sayende hayatımız değişti, senin sayende aydınlanıyoruz ya Rabbi diyenler de bana... Kırı çekmeyi bırak, yaşam koçu ol. Hayır, ben yaşam koçuyum demedim ya. Bunların hiçbirini ben söylemedim. Garip olan da bu. Ya bu şey gibi birazcık. Senin olayla alakan yok. Hiçbir şey söylememişsin. Ama sana birileri gelip bir şey yakıştırmış. Ve o sonra da o yakıştırdıkları şeyin altında ezmişler seni. Ama bunların hiçbiri yok. Ben sadece sevdiğim şeyleri öneriyorum. Doğrudur, yanlıştır. Onların tartışmıyorum. Belgeseli yapana sorsunlar. Ay hep onu diyorum. Yani bana diyor ki bu bilgi yanlış diyor. Git diyorum abi, belgeselin yönetmeniyle konuş. Git kitabın yazarıyla konuş. Ben en sevdiğim yorumlardan birine geldik. Hannes, her neyse o yazmış. Kendisini önceden beri tanırım. Milletin arkasından atıp tutan, bir baltaya sap olamayan, 50 tane meslek değiştiren, hiçbirinde sebat edemeyen bir insandır. Videolarını az buçuk izleyen herkes sonlara doğru saçmaladığını anlar. Allah'tan YouTuber'lık diye bir meslek çıktı da kolay yoldan para kazanma grubunun içine dahil oldu. Dışarıda sıradan, her gün sokakta gördüğünüz pelusulardan farkının olmadığını açık yüreklilikle söyleyebilirim demiş. Tamam. Sormak istiyorum. Milletin arkasını atıp tutuyor musun? Tabii ki. Yani yapmışım. Sen de az buz yapmadık Turan şimdi bunu. Ama ben bu kişinin beni tanıdığını düşünmüyorum. Yani bu çok eski bir taktiktir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Ya yani şimdi biz kaç yaşındayız? 30 yaşında varız. Evet. Ekşi Sözlük'te bayağı bir yıldır var. İşte birilere entry girmek. Ben Uludağ Sözlük'te yazardım. Beni Ekşi Sözlük tabii ki de hani hiçbir zaman yazar olarak kabul etmedi. Ondan sonra orada şey yapardık böyle. Dikkat çekmek için. Entry'miz dikkat çeksin diye. Kişi hakkında mesela atıyorum Cem Yılmaz. Ben Cem Yılmaz'ı tanırım. Ben Cem Yılmaz'ı eskiden beri tanırım. Öyle yazınca çünkü dikkat çekiyor, tamam mı? Aa diyor, bu tanıyorsa gerçek yüzünü biliyordur. Yazarsa Cem Yılmaz aslında böyle böyle bir adam falan diye. Bu o taktiktir. Yani sen giderken biz dönüyorduk bu yollardan. Pelinsu musun peki? Bazen tabii ki. Pelinsu tiki tiki kızı mı demek? Peki evet, kızlar onu kastediyor. Mör marka giyinenler prenses falan mı? Prenses gibi böyle, prensesimsi. Hani böyle şey, prenses gibi yetişen Z kuşağı vardır ya, aman tırnağıma taş değmesin, anam babam benim bebek gibi büyüttü, prensesim ben. Evet o var ama böyle marka giyinme olayım olmadı hiçbir zaman, oysa eğer böyle olmadı ama pelinsu olduğum kısımlar vardır. Tam pelinsu tanımını oluşturmak lazım. Bir de başka ne söylemişti? Başka 50 meslek değiştirmiş, ha, hiçbirini evet. Dayanamamıştı. Evet, evet evet evet, doğru aynen. Evet. 05 ucu olan adam. İsmi mi bu? Evet. Çok iyiymiş. Boş tenekle misali. Tamam. Üstüne bir de anormal derecede antipatik ve yapmacık, üzgünüm demiş. Doğru. Dediğim gibi çok sevilen bir insan değilimdir sosyal hayatımda da zaten. Anne ben manyağım demiş ki. Ay çok iyisin. Bu kız da tahammül edebilen cindir. Galiba ben cinim arkadaşlar. Bayağı 6 yıldır hayatımda cin olarak devam ediyorum. Gerçek hayatta görürseniz ayaklarım ters, oradan anlayabilirsiniz. Güzel. Evet. Tebrikler. Devam ediyoruz. İzafi Nizami demiş ki yarı cahil. Bu kadar. Okey, tamam. Hayır değilim cahil falan diyecek halim yok ya. Ben cahil değilim lan falan. Ütopyans. Ünlü olup ilgi çekmek için çırpınan bir ünlü demiş. Kafiye yapmış. Ya çok iyiymiş. Saçlarımdan dolayı ünlü dedin ya. Çok saçım var çünkü. Olabilir. Doğru. Ünlü olmak için çırpındım, doğru. Ünlü müsün peki? Oho, oldum da bazı yerlerim. Tamam. Peter Pan, iki neyle. Biraz uzun. Şimdi o bu entry'leri ve tweet'leri okuyor. Ve insanların nasıl bu kadar agresif ve nefretle dolu olduklarına şaşkınlıkla bakıyor. Bu entry'yi de okuyacak eminim. Ben okuyorum tatlım. Ay üzüldüm. Evet, hiçbirini okumadım. O yüzden direkt şaşkınlıktan ağzı açık olarak bu entry'yi okuyan sana söylüyorum Başak. Ağzını açar mısın şaşkınlıktan? Tamam. Başak'cığım şimdi o nefret ve agresifliğin iki sebebini söyleyeceğim. İlkini yukarıda, içimden bir ses diyor ki isimli yazar çok güzel yazmış. Aynen, yapıştırıyorum. Bu kadar çok yönlü ve olay bazında pek çok farklı boyutta tartışılabilecek bir konuda Başak neye dayanarak doğru bildiğinden bu kadar emin konuşabiliyor? Bir konuda fikrini söylersin ama bu kadar agresif biçimde meseleyi çözmüş havalarında konuşma cehaleti çok sinir bozucu değil mi ya? Şimdi ilk olarak bunu bir cebine koy. Koydun mu? Sana söylüyorum. Koydum. Konuşuyor. Koydum. Tamam. Şimdi bundan hareketle geçiyoruz ikinciye. Ağzını düzeltme. Şaşkınlıktan ağzını çıkarması lazım. Dostum senin konuşman, ekol beden dili koordinasyonun falan fecaat. Savırların berbat.
Neye göre berbat? Yaşam koçluğu yapan, bu alanlar hakkında videolar çekip binlerce izleme alan birine ya, göre berbat. Ya yaşam koçu olsam seanslardan fonla para kazanırım ya. Yoksa herhangi biri olsan yalnızca antipatikler geçer insanlar. Bir daha da izlemez sağlamazlar. Ama sen bu konulardaki vasatlığınla, bu fikirlerini normmuş gibi kendinden emin söyleme tutumunda, sırf Türkiye'deki taban kesimdeki insanların nitelik seviyeleri sayesinde binlerce izlenen videolar size hakaret ediyor. Bir de üstüne koçluk falan yapabiliyorsun ya. Ya yapmıyorum ya! Beni çıldırtmasın! Beni çıldırtmayın ya! Koçluk falan yap. İlgin bari belgesini alayım da para kazanalım. Türen bu işten biz ya. Evet. Bu beni koç zannediyor bunlar. İnsanlar işte buna tilt alıyor. O nefret kutan insanlar yaptığın şeylerin, aldığın izlenmelerin yarısını bile hak etmediğini düşünüyorlar. Ben de onlara fena halde katılıyorum. Tamam. İnsanlar sisteme dahil olan nefretlerini sen ve senin gibi yüzler üzerinden sağlatıyorlar. İnsan bu eksiklere başta sahipse bile bari sonradan düzeltir. Sende o da yok. Gerçekten benim belam versin. Gerçekten üzücü. Senin için değil elbette bu insanlar için. Seni izleyenler, ciddiye alanlar. Hatta uğraşıp böyle entry giren benim gibi insanlar evet. için üzücü. Aynen. Güzel ki üzülmesin halk. Onun söylediği donanımsız halk tabaka var ya biz söylemiyoruz onu. Evet. Sadece hakaret ediyor bu arada bilginiz onlar olsun. Onlar düzelsin. Sen de tamam. Güzel. Cahilsiniz diyor. Düzelin diyor. Biraz kendinize gelin. Daha nitelikli insanlar izleyin. Daha nitelikli insanlar okuyun diyor size. Bence bu eleştiri bayağı size yani. Ben hiç üzerimi bile alınmıyorum. Evet. Before Gisele. Film izliyor, hayatı değişiyor. Kitap okuyor, hayatı değişiyor. Bir şey öğreniyor, hayatı değişiyor. Bu kız da hayatını değiştirmeye bahane arıyor. Selam versen hayatı değiştiriyor. Bir selamla ne hayatlar değişiyor. Değişiyor. Evet. Trump bunu yakın zamanda yaşadı. Doğru. Ya şu hayat değiştiren kısmı tabii ki de biraz clickbait kısmı. Ama benim hayatımı şimdi filmler değiştirmedim Allah aşkına. Yani bu zamana kadar hayalini kurduğum ne kadar size çiğ gelse de işte para kazanmak çiğ bir durum geliyor. Size ünlü olmaya çalışmak çiğ geliyor ya. Ya da işte vasat ya da ne bileyim bir sürü şey saymışlar. Hani cahilce falan. Ama şimdi doğruya doğruya film izlemek, dizi izlemek, belgesel izlemek, kitap okumak benim hayatımı değiştirmedi mi? Değiştirdi. O zaman değiştirmiş arkadaşım. Gaz gitarcı. Korkunç bir beden dili olan. Ha evet ona da açıklayayım ya. Yani açıklayacak bir şey yok zaten. Ama yani ne yap? Yani her şeyde konusunda eğitim almayı düşünüyorum bu aralar. Bazen şey bazı kelimeleri söyleyemiyorum. Atatürk. Atatürk de bakayım. Atatürk. Atatürk. Çıkıyor bende mesela. Ya dilim büyük, ya ağzım küçük, ya da damağım dar. O yüzden bazı kelimelerde sıkıntı... Ölmüşüm. Niye konuşuyorum o zaman? Evet ben zaten ona da şaşırıyorum. Yani ben bu arada bir sürü travma var. Yani burada bu kadar sevilme ihtiyacı, alkışlanma ihtiyacı da oralardan geliyor da. Neyse yani onlar üzerine belki çalışabilirim ama gerçekten önceliğim değil şu anda. El kola konusunda haklısınız. Tamam. 45 saniyeden sonra nabzınız istemeden yükselir ve sanırım sütyen tak kullanmıyor. Allah abonesini arttırsın demiş. Abone sayınla sütyen kullanımını meç etmiş. İyi dileklerin için teşekkür ederim. Sütyen kullanıyorum ama memelerim sütyen kullanmamayı o kadar çok isterdim ki bu arada yani sütyensiz gezmeyi. Memelerim büyük olduğu için belki sana biraz aşağıda gözükmüş olabilirler. O yüzden yani biraz aşağıda gözüküyorlar ama sütyen kullanıyorum. Başka neydi? Nabzını yükseliyorsa bence sevin yani. Hangi bir YouTube videosunda bu yükseltiyor? New Cosmos demiş ki, ortalama bir zeka ve aşırı yüksek bir özgüvenin sonucu olarak çok zeki olmayan insanların aklına gelmeyen, zeki insanların aklına gelse de söyleme gereği duymayacağı saçma fikirleri utanmadan, sıkılmadan ve bas bas bağıran bir şahıs demiş. Utanma kısmına katılmıyorum. Utanacak bir şey yaptığımı düşünmüyorum çünkü gerçekten abartmışsın birazcık. Arkadaşlar çok utanıyorum. Gece bir belgesel izledim. Ay hakkındaydı, ayın oluşumu hakkında. Bunu size anlatacağım için o kadar utanıyorum ki. Çok utanç verici işler yapıyorum gerçekten. Bu arada şey fark ettim. Yorumların çoğunda, entelerin çoğunda insanları da hakaret ediyorlar beni izleyenlere. Evet. Yani bu da bence çok şey hani diyorlar ki siz salaksınız. Bu biz bir şey hayır, söylemiyor, siz salaksınız. Salak olduğunuz için seyrediyorsunuz diye. Aynen, bu bence çok aşağı, yani şey, nasıl diyeyim? Yani kötü bir bakış açısı. Yani bana hakaret et arkadaşım, beni izleyen hakaret etme. Yani, sosyokültürel faşizm yapıyor. Bilmiyorum, evet sizi aşağılıyorlar yani. Bu da bence çok acımasızca bir şey. Evet. Bu yapılmamalı bence. Bana istediğin kadar hakaret edebilirsin. Orta zekalı olma kısmında haklısın. Hatta küçükken bayağı bir üstün zekalı olmak için testlere falan girmiştim ama gayet zekam. Ortalama bir zeka. Öyle yani.
Okey. Sonuncu. Hı. Artık bitirelim. Patlat. Bir sürü vardı. Şizoafektif bozukluk, Cotard sendromu gibi çeşitli psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum. Yaptığı her jest ve mimikten cringe akan, kendi bir haltmış... Cringe ne demek, ben onu bir anlat. Yani, garip gözüken, ay bir şey olur, ay çok cringe derler ya. Bu işte Amerikan özentiliğinden geçmiş bir kelime aslında. Türk tam Türkçe karşılığı yok. Kendi bir haltmış gibi bir de başkalarına bir şey öğretiyormuşçasına konuşup, üstüne üstlük konuştuklarından kendinin de bir haberi olmayan, genel kültür ve zeka seviyesinin ortalamanın çok altında olduğunu ama piyasayı çözdüğünü düşündüğüm bir YouTuber. Bakınız, vermiş, işsiz demiş. Benimle ilgili, verdiği tespitlerin, ya psikolojik teşhislerin. Cotard sendromu çok merak ettim. Şeyi biliyoruz. Afektif bozukluğu biliyoruz. Aslında bipolarımsı bir şey söylemiş sana. Cotard sendromunu hiç bilmiyorum. Bilmeyenleri de aydınlatmak için sana sormak istiyorum. Gerçekten Cotard sendromun var mı? Tamam. Çok nadir rastlanan, halk arasında yürüyen ceset sendromu olarak bilinen Cotard sendromu, karakteristik olarak bedeniyle ilgili nihilistik hezeyanları, kendisini ve dünyanın varlığını inkar etme, halüsinasyonlar, ölü olduğunu ispat etmek için intihar düşünceleri gösteren kişilere denir, verilen bir şeymiş, tanıymış. Allah aşkına siz söyleyin. Sen zombiymişsin. Hiç alakası var mı ya? Ya hiç mi böyle görmediniz heyecanlı, ne bileyim hızlı konuşan, elini konu çok kullanan insanlara hiç mi rastlamadınız? Ben tek miyim dünya üzerinde? Ben abartıldığını düşünüyorum bunun birazcık. Teksem de kabulüm yani, bu arada bir sıkıntı yok. Psikolojik tespit şeylerle ilgili bipolar falan değilim. Antidepresan da hiç kullanmadım. Psikolojik sıkıntılarım da yani küçüklüğümden beri ailem tarafından çok söylendi. Seni deliler hastanesine yatıracağız, sen delisin, sen hastasın. İşte ablam sürekli derdi, git doktora tedavi ol falan filan diye. Bu bana çok söylendi. O yüzden sizin söyledikleriniz beni şaşırtmıyor. Ama doktora gittim, psikoloğa gittim, psikiyatra gitmedim. İlaç da kullanmadım. Yani şu anda keyfim çok yerinde. Çok mutluyum. Niye gideyim ki psikoloğa sırf senin için ya da psikiyatra tedavi olayım? Bilmiyorum, psikolog arkadaşlarım da var. Hiç olsalar söylerlerdi herhalde Başak bir tedavi ol falan diye. Ama gerçekten çok mutluyum. O yüzden şu anda durup dururken psikiyatra gidip bana yani böyle bir tespitte bulunuldu, bana tamam, yardım etti. Şunu da söyleyeyim, videolarımda gerçekten ahkam kesme... Ya ben bu arada ahkam kesme konusunda bayağı eleştirilmiştim. Daha önce de yazdım yazılarda da. Ama yani ben normalde Turan'la nasıl konuşuyorsam, böyle ona anlatıyorsam, bak bu böyleymiş, şu şöyleymiş, şu şuna şöyle olmuş, buna böyle olmuş, biliyor musun falan diye. Bu videolarda da böyle yapıyorum. Bilmiş konuşuyorumdur. Onlar da okey. Hepsi tamam ama... 10 tane belki 20 tane okuduk. Hepsi tek bir nokta için çok hızlı konuşuyor, çok agresif konuşuyor. İşte bir şey bilmiyor, izleyip anlatıyor. O zaman işte Duygu Özaslan da kozmetik deniyor ve yani ülkenin en büyük YouTube markalarından bir tanesi. Evet tamam, Barış Özcan da bir şeyler okuyor. O da okuyor da şey yapıyor. Diğer türlü vahiy, peygamberim derim o zaman. Otururum da, yani bir yerde okumadan, bir yerden izlemeden bir şey anlatırsam vallahi peygamber, yaşam koşulunu geç peygamberliğini ilan ederim. Öyle bir şey olsa yani. O yüzden okuyorum. Serdar Kuzuloğlu çok sevdiğim, hem hocamdır hem de çok iyi bir konuşmacıdır. Adam bir sürü kitaptan oradan buradan alıp anlatıyor. Diğer türlüsü hani oradan burada okuyup anlatıyor muhabbeti, yani bence öyle olsun daha. Yani en azından bir kaynağınız olur, gider bakarsınız ne demiş, doğru mu söylemiş, yanlış mı söylemiş diye. Yani ben çok keyif aldığım bir şey yapıyorum. Keyif alanlar da izlemeye devam etsinler. Yani heyecanımın, anksiyetememin, işte bilmiyorum, coşkumun, el kolumun kusuruna bakmayın lütfen. Görüşmek üzere. Teşekkürler Turancığım sabrın için. Rica ederim. Kötü hissediyor musun? Çok iyi hissediyorum. Muazzam. Çok enteresan bir şekilde. Amacımız büyüdü, çatlayın. Daha kötülerin yazın. Okuyacağım artık. Gerçekten bayağı uğraştı. Günlerdir okuyor. Bir şeyler bulmaya çalışıyor böyle. Bu arada ekşi sözlük entelerimi okuyorum, böyle yapılır. Kendini övdüğün şeylerin, övüldüğün yazıları okuyarak yapılmaz yani. Tadınız kaçmasın. Hadi görüşürüz. Bay bay.